Gez oğlum, gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde gerçekleştirilen Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Altay, Ahlat'taki büyük coşkuya ortak oldu. Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimizin en büyük zaferlerden biri olduğunu belirten Başkan Uğur İbrahim Altay, 26 Ağustos 1071 tarihi dönemin küresel gücü Bizans'ı dize getiren Türklerin diriliş destanıdır. Malazgirt, dünyayı zulümle yönetenlerin adaleti yeryüzüne yaymaya çalışan imanlı bir millet karşısında almış olduğu en büyük ezimettir. 26 Ağustos 1071'de cuma namazını kıldıktan sonra ölürsem kefenim olsun dediği beyaz kıyafetini giyinen Sultan Alparslan'ın burada Allahu Teala'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader onun elindedir. Bu sebeple benimle birlikte cihat etmekte ve benden ayrılmakta serbestsiniz hitabıyla başlattığı cenk, onun olduğu kadar onunla birlikte hak davaya inanan yiğitlerin de zaferidir. Sultan Alparslan'ın açtığı kapıdan Anadolu'ya girenler bir daha dönmemek üzere bu değerli toprakları kendilerine yurt edinmişlerdir. Selçuklu ile can bulup Osmanlı ile güçlenen medeniyetin son temsilcisi olan Türkiye Cumhuriyeti, o kutlu mirasın sahibi olarak bugün geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir. Malazgirt yenilgisini hazmedemeyenlerin bin yıldan bu yana oynadıkları oyunların tamamı boşa çıkartılmıştır. Günümüzde de çeşitli bahanelerle ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler bilmelidir ki bu millet yeni Malazgirt destanları yazacak güç ve kudrete sahiptir. 949. yıl dönümünde Malazgirt'in şanlı sultanı Muhammed Alparslan Han'ı ve yiğit ordusunun her ferdini rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet, mevkileri âli olsun. Açtıkları yolda millet olarak yürümeye devam edeceğiz dedi.